arayıp hem TOBB yönetim kurulu na seçilmesini kutladık hem de yeni dönemde ekonomi sohbeti yaptık. BTSO Başkanı İbrahim Burkay önce şunu anımsattı. Bursa ve Türkiye'de seçim atmosferinin bitmesiyle tüm belirsizliklerin ortadan kalktığı bir sürece girdik. 3 yıldır pandemi, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel enflasyon, deprem yaşandığını ve seçimin tamamlandığını belirtip yeni döneme dikkat çekti. Ekonominin, üretimin ve ihracatın önde olduğu dönem başlıyor. Bu noktada TOBB Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye yüzyılı unsurları olarak yatırım, üretim, istihdam, ihracatı saydı." deyip devam etti. Bunlar da bize Türkiye'nin ve Bursa'nın bu dönem yoğunlaşması ve üzerinde çalışması gereken alanları gösteriyor. İşaret ettiği şu. Türkiye'nin kalkınmasında Bursa'nın çok büyük itici gücü vardı. Fakat, görüyoruz ki son yıllarda ihracatta üçüncülüğe düştü, dördüncülüğe doğru da gidiyor. Demek ki başka iller bizi geçiyor. Üzerinde durduğu şu. Kilosu 4 dolar 5 sent ihracat değeri olan ve tamamen ileri teknoloji üretimi yapan Bursa, maalesef mekansal planlama eksiklerinden dolayı üretim ve ihracatta diğer illerin gösterdiği pozitif başarıyı gösteremiyor. Ardından, önemli olan üretimin ve yatırımın önünü açacak planlamalar deyip hedefi gösterdi. Bursa teknolojik dönüşümü başarmış bir kent. Türkiye'nin ihracat ortalaması 1 dolar 38 sentken Bursa kilosu 4 dolar 5 sentten ihracat yapıyordu. Bursa gibi illerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında çok büyük gücü var, bunun zayıflamaması lazım. 2. TOBB'daki yeni görevimizle birlikte, denizden dağ yöresine, doğudan batıya ovaları ve tüm ilçeleriyle Bursa'yı, topyekün kalkınma hamlesiyle hareket ettireceğiz. Mesajı şu. Bursa İş Dünyası, birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılına en büyük katkıyı yapan illerin başında gelecek. TOBB yönetimine 8 yıl sonra döndü. Aslında 2013 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevini Celal Sönmez'den devraldığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kuruluna da girmişti. Fakat sağlık sorunları ve kalp ameliyatı sonrası ayrıldı. Yerine Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı yönetime girdi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu. Bu dönem oda başkanları ağırlıklı güçlü liste yapınca, Burkay da 8 yıl sonra yönetime döndü. CHP'den beklenirken, kurultay hazırlığı haberi AK Parti'den geldi. Daha, milletvekili seçiminin yapıldığı, Cumhurbaşkanı. Seçiminin ikinci tura kaldığı 14 Mayıs akşamı ilk değerlendirmeler CHP'deki olası değişim üzerine yapıldı. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasını da Recep Tayyip Erdoğan kazanınca CHP'de kurultay hazırlıkları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Gerçi yasa gereği CHP kurultayını bu yıl içinde yapmak zorunda. Fakat hemen isteyenlerle yaz sonu düşünenler arasında henüz fikir birliği yok. İşte kulakların CHP'de olduğu süreçte sürpriz kurultay hazırlığı haberi AK Parti'den geldi. Üstelik AK Parti Genel Merkezi Üst katlarındaki konuşmalara göre, Mart 2024'teki yerel seçimler öncesi çok hızlı bir kongreler süreci bekleniyor. Öyle ki, ilçe kongreleri, il kongreleri ve kurultay ekime kadar bitmiş olacak. Deniyor. Süreç o kadar hızlı. TBMM'deki milletvekili kaydını ailece yeniledi. Seçim 14 Mayıs'taydı. Mazbatalarını İl Seçim Kurulu, N'dan geçen Cuma alan Bursa milletvekilleri, hafta başından beri de TBMM'ye gidiyorlar. Yeni seçilenler için kayıt. Devam eden milletvekilleri için kayıt yenileme işleminde zaman zaman renkli görüntüler yansıyor. Nitekim AK Parti Bursa milletvekili Refik Özen, de eşi Gülay Özen, oğlu Eren Özenf kızı Hiranur Özen'le birlikte gelince sıcak bir aile fotoğrafı yansıdı. Bursa'dan gidip deprem bölgesi çocuklarını tiyatroyla güldürdüler. 6 Şubat'ta 11 ilimiz depremle yıkıldığında tüm Türkiye yıkıldı, hepimiz yerle bir olduk. Yaraları sarmak için Türkiye seferber oldu. Herkes elinden geldiğince yardıma koştu. Yıkılan kentleri ayağa kaldırmak için devlet millet el birliğiyle büyük mücadeleye girişildi. Belediyeler aylardır bölgede çalışıyorlar. Bu süreçte çadır kentler konteyner kentlere dönüştü. Şimdilerde de konteyner kentlerden kalıcı konutlara geçiş süreci yaşanıyor. İşte bu süreçte Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan bayrak tutan da ekibiyle elini taşın altına uzattı. Onlar da, geleneksel turne, programlarını deprem bölgesine ayırdılar. Çocuklar için hazırlanan akıllı sincap oyununu yürüyen sahne olarak düzenlenen seyyar sahnede deprem bölgesindeki çocuklara ve ailelere oynuyorlar. Alkışı da hak ediyorlar. Dağ yöresi eğitimcileri, dağ yöresi milletvekilleriyle buluştu. Organizasyonu, kükürtlü, deki macide Gazioğlu Ortaokulu Müdürü Ramazan Yürük yaptı. Onun davetiyle de Dağ Yöresi eğitimcileri, Dağ Yöresi'nden seçilen AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mestin ve Mustafa Yavuz'la bir araya geldiler. Anladığımız kadarıyla, ortak sorunlar nedeniyle bu grup önümüzdeki dönemde sık sık bir araya gelip Dağ Yöresi'nde eğitim için yapılabilecekleri konuşacaklar.